Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Detroit Become Human'da Platinum Trophy almaya çalışacağım. Ben ne zamandır zaten Detroit Become Human'a ikinci kez başlamayı istiyordum. İkinci kez bitirdim şu anda oyunu. Bu seferki oynayışımda da sanırsam 8 tane falan bir kupa aldım. %50'deydim. %70'e kadar geldim. Alamadığım 10 tane falan kupa kaldı galiba. Yaptığım seçimleri değiştireceğim. Oyunun bölümler kısmı var zaten. Oradan her bölümü yeniden oynayabiliyorum. Oradan değiştireceğim yaptığım seçimlerden bazılarını ve bazı tropları alabileceğimi düşünüyorum ama bazılarını almak için de oyunu baştan sona yeniden oynamam gerekecek. Oyunda aldığım kupaları bir göstereyim. Şimdi dediğim gibi oyunun %70'ine kadar geldim kupalarda. Bunlar zaten oyunu ilk oynadığımda aldığım kupalar 2019'dan. Burada gizli kupalara bir bakalım. Connor Simon'a bağlandı diye bir trofi var. Sanırsam Connor'ı aykırı yapmam gerekiyor bunun için. Markus askerlerin geri çekilmesini sağladı diye. Bu nasıl olacak bilmiyorum. YouTube'dan bir bakarım. Kara ve Alice geri dönüşüm merkezinden kaçtı diye bir şey var. Bunu yapmaya çalıştım ama olmadı. Çünkü onun için Luther falan gerekiyor. Geri dönüşüm merkezinde olması gerekiyor. Luther'ın falan da Kara böyle sınırı geçti diye bir tropi var. Bunu yapacağımı düşünmüştüm aslında biraz öncesinde ama olmadı. Bunun için Markus'la Detroit Savaşı'nda barışçıl olarak ilerlememiz gerekecekmiş. Eğer ki devrim seçeneğini seçersek bu olmuyordu. Connor Android'leri dönüştürdü diye bir şey var. Bunun için ben ordusu isimli tropiymiş bu arada. Bunun için Cyber Life'ın deposuna mı ne sızmam gerekiyordu Connor'la. Daha yine bir sonraki oynayışa kalacak o. Connor Cyber Life'ın hack denemelerine direndi diye bir tropi. Burada sona ulaşana kadar hiçbir mücadeleyi kaybetmem. Bunun için de yine oyunu baştan sona yeniden oynamam gerekecek. Şurada oyundaki her dergiyi bul. Collectible tropisi. Bu zorlar biraz. Ortaklar isimli bir tropi. Hank ve Connor son ana kadar dost kaldı diye ayrıntılı bilgide yazıyor. Kara, Alice ve Luther birlikte sona ulaştı. Luther gerekecek bunun için. Ve son olarak da burada var. Herkes hayatta kalarak sona ulaştı. Yani bazıları zorlayacak gibi herhalde bir 2-3 kez yeniden oynamam gerekecek bu tropileri almak için. Buradan bölümler seçeneğinden bu yol ayrımından devam edeceğim. Orada seçimlerimin bazıları değiştireceğim. Orada Kara ve Alice'in kaçmasını sağlayacağım. Ondan sonrasında Markus'la savaşta devrim seçeneğini seçmeyip diğer seçeneği seçmem gerekecek. O şekilde de Kara ve Alice sınırı geçmiş olacaklar. O tropiyi alacağım o şekilde. Oyunda platinum almak için bayağı bir uğraşacağım gibi. Deneyeceğim bakalım. Alabildiğim kadar kupayı almaya çalışacağım oyunda. Zaten platinum almışsam bu videoyu şu anda izliyorsunuzdur. Neyse ben deneyeceğim. Şimdi Kara ve Alice'i sınırdan geçirmeyi, o tropiyi alacağım. Ondan sonra da oyuna herhalde yeniden başlamam gerekecek. The next day. Şimdi ben oyunun kupalarında %85'e kadar geldim. Almadığım son 5 tane kupa kaldı. Platinum'u da sayarsam. Almadığım kupalara bir bakacak olursam burada 2 tane gizli kupa kalmış. Markus askerlerin geri çekilmesini sağladı diye bir şey. Kara ve Alice geri dönüşüm merkezinden kaçtı diye bir kupa var. Oyundaki her dergiyi bul diye bir kupa var. Şu anda onu yapmaya çalışıyorum bu arada. Bu oyunun en iyi sonunu almamı gerektiren bir kupa. Herkes hayatta kalarak sona ulaştı. Hayatta kalanlar isimli bir kupa. Dediğim gibi bu oyunun en iyi sonu. Onu da almaya çalışacağım. Şimdi buradan dergiler benim almadığım 10 tane falan var herhalde. Onları toparlayacağım. Yine oyunun sonuna kadar gelmem gerekecek. Var oyunun sonuna gelirken şu diğer kupayı alabilirim. Çünkü Markus'un askerleri geri çekmesi için North'la daha yakın olması gerekiyormuş. Onu da yaparım bari bu dergileri toparlarken. A few moments later. Evet şimdi en sonunda Detroit'te Platinum Trophy'yi alabildim. Yani buradaki bütün kupalar var şu anda bende. En son aldığım kupa da bu arada şeydi. Karavaris geri dönüşüm merkezinden kaçtı. Ölümden kaçış isimli trophy. En son onu almıştım. Ondan sonra da platinum geldi bana. Oyunun en iyi sonunu da görmüş oldum. Bu hayatta kalanlar tropisini aldım. Yani şu collectible'ları falan da topladım. O kalmıştı zaten. O bayağı bir zorladı aslında. Çünkü yine farklı seçimler yapmak gerekiyormuş. Dergilerin yeri değişmesi için bazılarının. O yüzden o da beklediğimden uzun sürdü aslında onu alması. Neyse yani en sonunda Detroit'te alabildim platinum kupayı. Ondan sonrasında zaten Ghost of Tsushima'da da almayı istiyordum platinum kupayı. Onda kupa kasarım. Yani en sonunda almış oldum Detroit'te platinum kupayı. Fazla da zorlanmıştım. Olmadı aslında. 3 günde mi ne aldım? Galiba oyunu 2 kez falan bitirdim. Ardarda 3 kez bitirdim yani toplamda. Ben 4.'ye falan da başlamam gerekir diye düşünmüştüm ama öyle bir şey olmadı. Bölümler kısmından yeniden oynayarak oyunu alabildim platinum kupayı. Dediğim gibi bundan sonra da Ghost of Tsushima'da kupa kasacağım. Onda da zaten platinum alınca vlog videosunu kanala yüklemiş olurum. Bu arada Ghost demişken hazır Ghost of Tsushima'nın da galiba stand olan bir DLC'si gelecekmiş. Yani Sony yine bir State of Play yapacağını söylüyorlar. Temmuz'un 8'inde Ghost of Tsushima isminde bir standalone DLC duyurulacağını falan söylüyorlar. Yani bakalım ondan da Sony resmi bir açıklama yaparsa onun hakkında da bir video yapacağım. Bu videoda bu şekilde olmuş oldu. Burada videonun sonuna gelelim. Videoyu beğenip kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Bay bay.